Ayna. Nerede Ayna? Buradaymış. Sır Ayna. Ayna. Aynacığım. Emredin kraliçe. Abici yine mi sen? Ne istiyorsun benden? Ne istediğimi çok iyi biliyorsun. Bana bak abici. Sana daha önce de söyledim. Hazinenin yerini sana asla söylemeyeceğim. Söylesen ne olur sanki? Ne diyeceğim? Sen bana kraliçenin hazinesini verin. Söyle. Ben de seni bir daha rahatsız etmeyeyim ha. Ne dersin? Öyle mi? Öyle de. Anlaştık o zaman. Ama beni bir daha rahatsız etmeyeceksin, tamam mı? Tamam, tamam yahu. Tamam, etmeyeceğim. Nerede bu hazine? Şimdi sırtını bana dön. Döndüm. Ve bir adım ileri git. Bir adım ileri. Bir adım geri. Geri. Bir adım sağa. Sağa. Bir adım sola. Sola. İleri. İleri. Geri. Geri. Sağa. Sağa. Sola. Sola. Geri. İleri. Geri. Geri. Sağa. Sağa. Sola. Sola. İleri. İleri. Geri. Geri. Sağa. Sola. İleri. Geri. Sağa. Sola. İleri. Geri. Sağa. Sola. Dur dur dur, başım döndü ya. Tamam tamam. Görüyor musun? Yok. Anlaşıldı, anlaşıldı. Son bir hamle daha var. Söyledin. Şimdi bir ayağını kaldır havaya. Bir ayağımı kaldırdım havaya. Zıpla diğerine kaldır. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Ayna? Ben kimse mi sana gösteririm gününü? Gel buraya. Tamam tamam, sakin ol. Sadece küçük bir şaka yapmak istiyorum. Şaka mı? Bana bak. Ben şimdi sana bir şaka yaparım. Bana mı parça olursun ha? Dur. Çok korktum. Söyleyeceğim hazinenin yerini. Söyledin. Hazine. Hazine. Tam olarak arkamda. Arkamda mı? Evet, şu anda tam nerede? Olarak arkamda. Bunca zamandır aradığım hazine arkamda mı? Yani hazine. Amca. Kraliçem. Amca. Kraliçem. Amca. Kraliçem. Amca. Kraliçem. Ne işin var benim odamda? Ben şey yapıyordum kraliçem. Şey yapıyordum. Heh, aynanın sozlanmıştı da ben onun tuzunu alıyordum. Burada da kalmış. Amca! Sana kaç kere benim odama girmeyeceğini söyledim. Ve aynı zamanda eğer aynamı rahatsız edersen sana ne yaparım demiştim. Ne yaparım demiştiniz? Amca! Çıldırtacak bu amcayla beni, çıldırtacak. Sana öyle bir ceza veririm ki tüm saraya vezir olursun. Duydun mu abici? Duydum. Duydum kraliçem. Duydum. Duydum. Abici, işte bu yüzden senin ceza. Benim ceza. Senin ceza. Evet, benim ceza. Senin ceza. Evet. Benim ceza. İsterseniz ben yardımcı olayım. Lütfen o olmasın. Abici. Ay lütfen. Sarayda maymun taklidi yaparak herkese eğlendirecekti. Abici, çok güzel fikir bu. Kıracağım. Gerçekten bir gün kıracağım bunu. Al şunları götür. Önce maymun taklidini yap ama. Hadi. Ama bütün saraya rezil olacağım kraliçem. Amca. Sen benim emirlerime karşı mı geliyorsun? Asla. Yap o zaman. Emredersiniz. Hadi. Amca. Bu ne biçim maymun taklidi böyle? Biraz şöyle hareketleri falan da yap. Emredersiniz kraliçem. Hadi. Ay çok eğleniyorum bu sarayda çok. Ama daha çok eğlendiğim bir kısım var. Gelelim gülüler güzel kısmına. Ayna ayna söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu dünyada? Yok. Elbette kraliçem. Çok evet. Güzelsiniz. Biliyorum. Sizden daha güzeli yok bu yok dünyada. Bu dünyada. Evet ayna evet biliyorum ben. Çok güzelim ay çok güzelim. Ana! Ana baba! Ay canım! Kapı açık kalmış! Burası ne kadar güzel bir odak ya! Şu eşyalara bak! Ne kadar ilginç bir ayasın sen böyle! Çok güzel bir oda! Çok iyi! Ayla! Ayna! Ben şimdi sana yaslayacağım gününü! Gel buraya! Ay! Abici of! Senin ne işin var burada Pamuk Prenses? Bak, kakarcık kalk!
Ben de bir içeriye bakayım dedim. Ya biliyor musun, bu odaya daha önce hiç gelmemiştim. Tabii ki görmediniz. Çok güzel bir oda. Öyle olmasına öyle de burası kraliçenin özel odası. Yani onun dışında herhangi birinin girmesi yasaktır. Değil mi aynacığım? O zaman sen neden buradasın abici? Ben şey işte... Amca! Aa, kraliçem geliyor. Kraliçem! Ya beni burada yakalarsan? Ya beni burada yakalarsan? Oraya saklandık. Ne yapacağım? Başka bir çare yok. Yapacak başka bir şey yok. Boş mu kraliçem? Ne bekliyordun avcı? Dolu olmasını. Avcı,
önemli bir görev verecek. Çok önemli bir görev. Çok önemli. Evet. Şimdi o çeneyi kapat ve beni dinle. Anlaştık mı? Şimdi bu kutuyla birlikte pamuk prenses alacaksın. Gel. Ormanı görüyor musun? Evet, güzel orman. Evet, bu güzel ormana pamuk prensesle birlikte gideceksin. Emredersiniz kraliçem. Sonra onu kimsenin duyamayacağı... Emredersiniz kraliçem. Sonra onu kimsenin duyamayacağı... Emredersiniz kraliçem. Sonra... Emredersiniz kraliçem. Emredersiniz, emredersiniz... Amcım! Sözümü kesmeden dinle amcım. Emredersiniz kraliçem. Sonra onu kimsenin duyamayacağı bir yere götüreceksin. Emredersiniz kraliçem. Sonra onun kalbini söküp bana getireceksin. Emredersin. Bu kadar. Yanlış anlamadım değil mi? Pamuk prensesin kalbini koyacağım buna. Evet. Çok basitmiş. Ama ben yapamam ki. O daha gencecik bir kız. Amca! Nasıl koyacak ki? Sana. Koyacak ki işte. Çok güzel bir teklifim var. Nedir? Eğer bu verdiğim görevi yapabilirsen. Evet. Sana o çok istediğin hazinemden. Hazine? Altın dolu bir keseyi veririm. Kese mi? Kesin. Ben yine yapamam ki. Amca! Evine girmek karşı mı geliyor? Asla kraliçem. Ben de. Müsaadenize. Yürü. İşte bu kadar Ayla. Bakalım hala dünyanın en güzeli pamuk prenses olabilecek. Adam da orada. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Güzel güzel, kraliçe de güzel. Baksana ne güzel çiçekler topladık. Amciğim. Ne düşünüyorsun öyle? O kutuyu neden yalayamıyorsun? Pamuk prenses, evet. Benim size bir şey itiraf etmem lazım. Ne itirafı? Kraliçe benden size zarar vermemi istedi. İyi ama neden? Çünkü bu dünyada kendinden daha güzel birisinin olmasını istemiyordu oyundan. Ama merak etmeyin, ben size zarar veremem. Amca, sen bana hiçbir zarar vermedin. Aksine kalbindeki iyiliğe ses verdin. Öyle olmasın öyle de kraliçe durmayacaktır ki. Tamam, sen çok güzel ya. Buradan gitmekten başka çaremiz yok. Ya ama nereye gidebilirim ki? Nereye gidebilir? Nereye gidebilir? İstanbul'a. Komşu krallık. Doğru söylüyorsun. Sadece onlar sizi kurtarabilir. Teşekkür ederim amca. Kendine iyi bak. Ne kadar iyi bakabilirsen. Sırf pamuk kraliçenin elinden pamuk prenses kurtardık kurtarmasa ne der? O şimdi kraliçenin elinden bizi kim kurtaracak? Kim kurtaracak? Bilmem ki. Kim kurtaracak? Düşün amca düşün. Düşün. Amca düşün. Dur. Amca'yı söyleyeyim mi? Buldum. Ne oldu? Kraliyeti mutla. İlahi. Orada ilahi bir şeyler vardır. Kraliçem, sana geliyorum kraliçem, geliyorum. Kaçtı çalama. Nerede kaldı bu amca? Kenarda. Kenarda. Yok, gelme güzel. Şurada. Geldim. Ay amca hoş geldin. İlk defa amcanın geldiğine bu kadar çok sevinmiş olabilirim. Halledebildin mi? Hallettim. Gerçekten. Bakıyorum. Bakın. Aferin amca. Ay. Hani gerçekten pamuk prenses kalbimi. Evet öyle. Başka neye ait olabilir ki? Değil mi? Ay, evet doğru söylüyorsun. Kalsın orada. Müsaadenizle kraliçem ben gideyim. Amca. Efendim kraliçem. Sen bir şey unutmadın mı? Niye unuttun? Ben de unuttum. Niye unuttum ben? Zaten neyi doğru dürüst hatırladınız ki? Neyse. Yok onu unutmadım ama sizin rızanızca yaptırabilirim. Altın dolu keseyi unuttun avcı. Altın dolu keseyi mi? Evet bekle de geçelim. Durun kraliçem. Ben bu altın dolu keseyi alamayacağım. Sen? Evet. Niye? Çünkü bu dünyada altından daha değerli şeyler olduğunu öğrendim. Neymiş o? Koşulsuz sevgi. He amca he. Neyse. Müsaadenizle kraliçem. Maymun taklidi yaparak. Hadi amca hadi kırma yürü. Emredersiniz kraliçem. Haydi. Kraliçem.
zaman. Ayrı ayrım. Söyle bana, benden daha güzeli var mı bu dünyada? Elbette kraliçem, çok güzelsin. Evet. Sizden daha güzeli yok bu dünyada. Biliyorum Ayra, biliyorum. Ben çok güzelim, çok mutluyum ya. Durun kraliçem, durun. Bir kere bırak gerçekten sevilebileyim Ayra. Ne oldu yine? Söyle. Ama bu olamaz kraliçem, görüyorum. Görüyorum kraliçem. Amca sizi kandırmış. Pamuk Prenses yaşıyor. Şaka yapıyorsun. Evet. Yaşıyor mu? Senin o kalbini ben sökeceğim. Ama önce o Pamuk Prenses'in işini ben halledeceğim. Bekle beni Pamuk Prenses, bekle. Geliyorum. Ama gitmedi. Bir durdu. Biraz attı, gördün mü? Pamuk Prenses'in işini. Hava da soğumaya başladı. Gelecek bir yerim bile yok. Ne yapacağım ben? O şimdi gelecek mi? Şurada biri var. Acaba içinde yaşayan birileri var mı? Biz tam geleceğiz. 14 kollu bir deriz. Var mı bize yan bakan? Hey yan bakan, hey yan bakan. Biz tam geleceğiz. 14 kollu bir deriz. Var mı bize yan bakan? Hey yan bakan. Biz tam geleceğiz, 14 kolu bizde. Var bize yan bakan, hey yan bakan, hey yan bakan. Oh! Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Benim karnım çok acıktı. Benim karnım da çok acıktı. Benim de karnım çok acıktı. Benim de karnım çok acıktı. İyi de bugün yemek yapma sırası kimdeydi? Hapşırık sende mi? Olur mu canım? Evet. Hafta önce bunu ben yapmıştım. Mutlu, sende mi? Ben de dün yapmıştım. Sıra hoşsun da olur. Hoşsun, sende mi? Hayır canım, bende de değil. Ben de önceki gün yapmıştım. Meraklı, sende mi? Bende de değil. İlgin, sende mi? Yok yahu, yok. Bir dakika ya. Biz 6 kişiyiz. Uykucu nerede? Madenden çıkarken bana hemen geliyorum demişti. Of of. Yahu size kaç kere söyleyeceğim uykucuyu arkada bırakmayın diye. Yine uyuyakaldı işte orada. Git bak bakalım hapşırık nerede kalmış bu ya. Meraklı. Efendim? Sen de git bak bakalım yiyecek bir şeyler kalmış mı? Ay çok merak ettim, hemen gidip bakıyorum. Nerede kaldılar ya? Orada. Hapşırık. Geliyoruz. Geliyorlar. Evet uykucu. 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 Uyudun. Bana mı seslendi? Evet sana seslendik. Evet dostum sana seslendik. Bugün yemek yapma sözü sendeydi. Hadi doğru mutfağa. İyi ama ben yemek yapamam ki. Nedenmiş? Çünkü benim... Çok uykum var. Bu sefer hep birlikte sayıyorum. 1, 2, 3.
3. Kaçtı, bitti. Ama burada kimse yok ki. Kaçtı, gitti. Misafirimiz olarak kalsın mı? Bence kalsın. Bence de kalsın. Bence de kalsın. Kalsın. O da kafasını sallıyor. Demek ki kalsın demek istiyor. Hediyem! Ah, ne oluyor burada? Ah uykucu, yine uyuyakaldın. İçim geçmiş biraz. Neyse, Pamuk Prenses gitsin mi yoksa kalsın mı diye oylama yapıyorduk. Senin fikrin nedir? Misafirimiz olsun canım, ne olacak ki? Ay. Evet, sıradaki. Ben ilk başta korkmuştum ama... Çık! Bence de kalsın. Evet, son olarak. Ne halimiz varsa gör. Merak etme çocuğum. Zaten oy çokluğu seçildi. Zamanla alışırsın. Pamuk Prenses misafirimiz oluyor. Çok teşekkür ederim. Ama ben size kendimi tanıttım. Sizi hala tanımıyorum. Benim adım? Ben tanıdım. Hadi bakalım. Bence sen bildinsin. Evet, bildin. Bildim. Sen de... Sen de biliyorsun, sen de mutlu olmalısın. Evet. Beni merak ettin. Evet evet, seni merak ettim. Sen de meraklısın değil mi? Evet, nereden bildin? Acaba nereden bildim? Evet, ilk önce seninle tanışacaktım ama sen benimle hiç konuşmadın. Pamukcuğum, o pek konuşmaz. Biz o yüzden ona utangaç deriz. Öyle mi? Memnun oldum utangaç. İlhan'ın sesi. Ben sesim. Sen de uykucusun. Evet canım, insan bunun için uyandırılır mı? Ay. Çok gençler. Sen daha küçük olmalısın. Doğru bildin. Sona sen kaldın. Sona bırakılmaktan hiç hoşlanmam. Sona bırakılmaktan hoşlanmaz mısın? Dalga geçilmesinden de hiç hoşlanmam. Sadece şaka yapmıştım. Sen de huysuzsun değil mi? Sensin huysuz. Evet, neyse. Zaten evimizde tanıştı. Ne yapalım şimdi çocuklar? Biraz karnımız açtı değil mi? Evet. Yemek yemeye gidelim be. Hayır, gitmeyelim. Hadi yemek yemeye gidelim. Ama önce ellerimizi yıkayalım. Hayır. O zaman önce ellerimizi yıkıyoruz, sonra da yemeğe gidiyoruz. Hadi doğru mutfağa. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez, güzelliği görünmez. Ellerim tombik tombik, kirlenince çok komik. Kirli eller sevilmez. Çalacağım. Gerçekten çalacağım. Neredesin Pamuk Prenses? Neredesin? Ah! Görüyorum kraliçem. Ay ne görüyorsun yine ayna? İki dağın arasında yedi cücenin yaşadığı bir kulübede. Kim? Pamuk Prenses. Gerçekten mi? Ay! Demek yedi cücelerin yanında. Buldum seni Pamuk Prenses, buldum. Ama beni bu kadar bekletmenin bir bedeli olmalı. Ona güzel bir hediye hazırlamalıyım. Ne diyorsunuz? Hayır. Evet. Size sormamıştım zaten. Hadi başlıyorum. Ne oldu? Ayna!
tanıyabilir. O yüzden bence önce şeklimi değiştirmem gerekiyor. İşte bu. Ne demiş? Biraz çılgutu. Biraz gece karanlığı. Hatta biraz fazla koyalım. Şöyle başıma dikeyim de faydasını görelim. Hı? Ay boğuldum. Ay değişimi hissedebiliyorum hala. Kim olursa olsun gelirse sakın açma çocuğum, tamam mı? Ne olursa olsun. Sen hiç merak etme. Ben kimseye kapıyı açmam. Hadi gidin artık, geç kalacaksınız. Evet çocuklar, hadi gidelim. Orman beklemez. Bağlar elimizde, uzun ip elimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana. Bağlar elimizde. Kızım.
şaşırdım. Öyle mi? Demek buradan kimse gelip geçmiyor. Yani evet. Yalnız mısın? Ya hayır, yalnız değilim. 7 tane arkadaşımla birlikte yaşıyorum. Ya! Onlar neredeler? Onlar işe gittiler ama akşam da dönerler. Seni kötülüğün kol gezdiği bu ormanda yalnız mı bıraktılar? Ama burada kimse kimseye kötülük yapmaz ki. Bana burada hiçbir şey olmaz. Öyle deme evladım. Kötülüğün nereden geleceği belli olmaz. İyi misiniz? Su ister misiniz? Evet. Demek burada yalnızsın Pamuk Prenses'e. Yediciler gelmeden şu işi halletmek lazım. İşi halletme. Getirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ah, burnum içine girdi de. Burnum kocaman. Ay, biraz öyle. Al bakalım. Aa, gitme. Gitmeyeyim mi? Evet evet gel. Sen bana iyilik yaptın. O zaman ben de sana bir elma vereyim. Yeme. Ama ben bu elmayı kabul ederim. Aa, niye? Yeme. Siz bu elmayı tutmamak için o kadar çok yemek harcamışsınız. Ben bunu kabul ederim. Öyle deme evladım. Hem bu sıradan bir elma değil. Değil mi? Evet. Bu şey. Dilek elması. Dilek elması. Evet. Nasıl yani? Şöyle. Bunu yemeden önce bir dilek tutuyorsun. Sonra bu elmayı ısırıyorsun. Ve dilediğin dilek gerçekleşiyor. Gerçekten. Evet. Deneyebilirim. Tabii. Al, ısır. Şimdi bir dilek ısırıyorum. Tut. Tut. Isır. Bundan çok lezzetli. Tabii öyle. Ben yaptım. Aa. 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 Kızım iyi misin? Pamuk Prenses. Çocuğum. Nefes almıyor. Aynen güzel sen de artık benim. Evet kötüyüm. Pamuk Prenses uyansana. Pamuk Prenses, Pamuk Prenses sana elveda. Kraliçe sana merhaba. Çok mutluyum. Ne oluyor? Ne oluyor? Elimize biz gireriz ormana, hey ormana. Baltalar elimize, uzun ip elimize. Biz gideriz ormana, hey ormana. Pamuk! Pamuk Prenses'e ne olmuş? Elindeki elma nereden gelmiş? Ben biliyorum. Pamuk Prenses! Ben biliyorum. Ne konuşacağım ya? Ne? Elindeki elmaya bakmış. Yani bunu görmüşüm. Evet, artık bu prenses.